Şimdi Dündar abi biz Paris'e indik. Yol olayını hallettik, transfer olaylarını hallettik. Bundan sonra Paris'te kalacağımız lokasyon seçmemiz gerekiyor. Hem yakınlık açısından hem de işte diğer taraftaki şeylerin olduğu yeri seçmememiz gerekiyor. Pigalle gibi. Tavsiyen nedir yani? Hangi bölgede kalırsak Paris'te gezmemiz daha rahat olur bizim. Ulaşım açısından da yakınlık da önemli tabii. Valla Paris ilginç bir yer. Çünkü Paris'te Paris'in kuruluşu tamamen bir salyangozun kabuğunu düşün. Onun gibi bir merkezden başlıyor. Notre Dame Kilisesi'nin olduğu merkezden. O zaman biz Notre Dame'ın olduğu yeri bir merkez olarak düşünmüyoruz. Merkez. Orası merkez zaten. Paris'in tamam. Çıkış noktası orası. Yani zaten burası. Orası birinci bölge. Ondan sonra birden sonra dönüyor böyle salyangoz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'e kadar her tarafa yakın oluyorsun. 11. bölgeye kadar. 11'den sonra 20 bölge var Paris'te. 11'den sonra 20'ye kadar da uzaklaşıyorsun. Yani dış çemberde oluyorsun. Paris'e gittiğin zaman dikkat etmen gereken en önemli şey iç çemberde olmak. Yani 1'den 11'e kadar her yerde kalabilirsin. 3'te de 4'te de 5'te de. Yani 3 ile 6 arasında merkez uzaklık aynı hemen hemen. Onun için de bu çok önemli. Buna dikkat etmen gerekiyor. Bir de Paris'in her tarafında metro olduğu için ulaşım çok basit ve kolay. Aslında dış çemberde de kalabilirsin ama dış çemberde kalırsan yürüyerek bazı yerlere gitmen zorlaşabilir. O zaman devamlı metroyu kullanmak zorunda. Ben o zaman bir lokasyon seçeceksem kendime 1 ile 11. bölge arasında tercih sebebi olmalı. Evet. Yani 1 ile 11 arasındaki her türlü otel, hostel veya ayrı bir şekilde kalma en mantıklısı. Ya da ev kiraladık. Ya ev kiralama, apart kiralama en mantıklısı o. Hatta kamping bile var biliyor musun? Bilmiyorum şeyde. Evet. Biliyorum. Yani, peki nerede kamp yapabilirim? Bu çok orijinal çünkü tabii Paris'i düşünen... Bununla ilgili de aslında soru geliyor. Hani Paris hep böyle entelektüel bir şey böyle işte otelleşmenin yoğun olduğu bir şehir gibi görünüyor ama... Ama çok ilginç işte kamping var. Ve bu kamping çok ucuz. Bois de Boulogne diye... biraz dış çemberde kalıyor 16'da, 16. bölgede. Ama oradan da metro olduğu için her tarafa gidebilirsin. Çadır kiralayabilirsin. Hatta çadırla gidip çadır kurabilirsin. Yer kiralayabilirsin. Bir de onların mobilom dedikleri yani böyle karavanlar var. Çok mutfağı olan, yatacak yeri tertemiz olan, salonu olan çok keyifli, konforlu yerler. Ve orada da fiyatlar 30 eurodan başlıyor, 100 euroya kadar çıkıyor. Süper. Yani 5-6 kişi gittiğin zaman sana 10 euroya bile gelmiyor yani oradaki kalma maliyeti. 6 kişilik yani bir karavanda kaldığımız zaman orada ortalama kişi başı 10-15 euro falan ödüyoruz herhalde. Tabii 10 euro, 15 euro ödüyorsun. Fakat orada bir sorun var, mutlaka rezerve etmen gerekiyor. Indigo ismi. Peki şeye yakın mı? Paris merkeze yakın mı burası? Çok yakın. Senlerin hemen kıyısında. Aslında merkeze çok yakın değil çünkü 16. bölge dediğim için biraz daha uzak. Ama bir şey değişmiyor çünkü metro olduğu için merkeze ortalama inmen gerekiyor. 15 dakikada o zaman. Tabii 10-15 dakikada gidebiliyorsun. Yani yine Notre Dame'ın olduğu yere 10-15 dakika çok rahat inebiliyorsun. Onun için avantajlı. Özellikle gençler için, bütçesi çok olmayan gençler için Paris'e gittiklerinde ucuz uçak. Hem bütçe hem de farklı bir kalma yeri arayanlar için bence şey olabilir yani ormanın içerisinde ya çok tabii, güzel bir lokasyon. Bois de Boulogne hektar ya 500 dönüm üzerine yayılı bir orman ve bu ormanın içinde kaldığını düşün ve sen yerine çok yakın. Yani sen yerine hemen kıyısındasın ve merkeze de yakınsın. Bulunmayacak bir fırsattır yani kamping böyle bir yerde düşünülecek bir şey değil ama var. Indigo